Geç ona tamam. Ona ona Hı -hı. geç evet. ona. Ee, ona bu da tartışma çünkü durum bu kadar zaten 15-3-4 <laughs> ay önceden biliniyordu. Ne biliyorsan söyle e, o zaman. E, bilen biliyordu. Söylememi istemezler. Sorarlarsa söylerim gibi bir e, tartışma e, devam edip gitti dün itibariyle. Şevki Yılmaz da e, Osmanlı ailesi üyelerinden Berna Sultan Osmanoğlu'nun nikahına katıldı. İşte e, o. Ee, soysuz ifadesini kullandı, Osmanlı'yı süren dedi. CHP genel başkanı Özgür Özel çok sert tepki gösterdi. Sonra Şevki Yılmaz diyor ki biz Osmanlı'yı yalnız bırakışımız e, sözüne çok üzüldüm. O başka e, e, durumu <laughs> ederek bu ifadeyi kullandım diyor. Çok da sözünün arkasında durmuyor. Tam da bir açıklama yapmıyor ama yanlış anlaşıldım. Sözüm çarpıtıldı. <laughs> Sözü çarpıtılmadı. Sözü yanlış da anlaşılmadı. Hep de öyle olur. Hep de öyle olur. Aynı törenden iki tane görüntü var. Bak. Aynı Selanik, Selanik Mebus, Emonial, Ermeni, Aram Efendi falan onları kastettiğiniz. Aynı törenden iki tane görüntü var. Birisi İlber Orta, Orta, hazır bulunduğu yerde. Şevki Yılmaz sanki Dino yani, dini bir konuşma yaparmış gibi Osmanlı ile ilgili bir değerlendirme yapıyor. Ya zaten bak şu düğüne bak Allah aşkına. böyle düğün mü olur Allah'ını seversen ya. Bu nasıl bir rüküştüktür? Yani şu yani e, işte yani 800 ya yıllık manzara, 800 yıllık var. Osmanlı İsmail. efendim aynı manzara şeyde var Sar sarayda var sarayda var, sarayda var. var evet, oradan esinleniyor yani şu rüküşlük nedir? Şu 700 yıllık 800 yıllık Osmanlı tarihine saygısızlıktır yani Osmanlı tarihi bizim tarihimiz ve ya Osmanlı'nın hiçbir ee, yani eğer Abdülhamit diyor ya ya Abdülhamit bunların yanında yani bir Avrupalı bir şeydir yani e, beyzadedir yani o yani kültüre hakim dil bilen sanat bilen e, efendim Aynen, diplomasi sanat, bilen kültür, e, evet. bir e, devlet önderidir bir padişahdır yani e, herhalde mesele bu, bu, bu nedir ya böyle bir hürküşlük bu şey efendim mehteran takımları tuhaf askeri kostümler dalga mı geçiyorsunuz yani siz bizim tarihimizi bu şekilde nasıl karikatürize edersiniz efendim Osmanlı'nın bilmem kaç torunundan çocuğu onun torunuymuş neyse ne yani ne bu türde ya bu nedir? Falan Osmanlı böyle. askeri kıyafeti falan bunlar yani akıl alır löküşler ne? neyse böyle bir yapay ortamda böyle bir yapay ortamda Şevki Yılmaz sözü veriyorlar her seçim sürecinin provokatörü bak her e, Şevki Yılmaz'ın e, en ılıman ortamda çatışma çıkarmaktan daha büyük meziyeti yoktur. Rize'de ben çocuktum. Geldi Rize'yi kaçtırdı gitti. Kaçtı gitti. <laughs> sıkıya da gelemez. Böyle. Bak bu Şevki, Yılmaz. Şevki Yılmaz. sıkıya da gelemez. Soruşturmayı görür yurt dışına kaçar. Burada da aynısını. Aynı kıvırıyor gene. Bak şimdi girmiş orada. Yanında da provokatör İmam Halil var. Efendim toplanmışlar. Ee, orada efendim Abdül şeyi Osmanlı'yı süren soysuzlar. O mikrofonu şimdi bak, söylüyor. Üzülmüş yalnız bırakmış. Bak daha sonra da, da efendim hanedanlı süren hanedanlı süren şey var mıdır diye de bir güya, güya tarih biliyor. O dönemin ulus devletleri kurulurken onu önceleyen bütün monarşilerle hesaplaşmalar kanlı olmuştur. Mesela Fransız devriminde e, kralın ailesi katledilmiştir. E, keza e, 17 Ekim devriminde e, Çar'ın ailesi katledilmiştir. Acımasız bir katliamdır o koşullar, yani o e, tarihsel dilim etrafında bakıldığında e, işte e, saltanat, padişah ve ailesi e, yine aynı zamanda e, can güvenlikleri de gözeterek yurt dışına çıkmaları talimatı verilmiştir. Ve bu yasakların da tamamı 38'de kaldırıldı. Yani 38-39'da kaldırıldı bu e, kararlar. Dolayısıyla o kendi çağı içerisinde benimsenen yöntemlerden biridir ve ee, diğer işte 17 Ekim devrimine Fransız devrimine kıyasla en e, kansız olmayan tek örnek neredeyse. Çünkü diğerleri de ağır hesaplaşmalarla oldu. Şimdi burada tarihsel bir olay. 100 yıl önceki bir olay. 100 yıl önce meydana gelmiş bir olayı e, sırf Cumhuriyet'in kurucularını hakaret etmek için. Bilelim, e, onlara sövmek için e, e, bağlamından kopararak soysuz diye küfür ediyor. Atatürk'ü kastediyor. Sonra Nereden anlıyoruz? Daha sonra bir de türbede bir dua şeyi var. Duada da yine başkaca, burada da başkaca hakaretlerde bulunuyor ve orada hep beraber amin diyorlar. Ee, e i̇şte edilen hakaretlerden biri sırasında da Halil gülüyor. Şimdi kardeşim, bütün bunları yaptınız. Tamam. Atatürk'e sövüp saydınız, hakaret ettiniz, soysuz dediniz. O Halil şey miydi? Halil? İmam, eski işte bu da imam. olan. Evet. Ee, şimdi mesele şu. Kardeşim, e, kamuoyunda tepki oluşuyor. İnfial meydana geliyor. Ne diyor? Ben Atatürk'ü Atatürk, ü, Atatürk ü kastetmedim de demiyor. Diyor ki ben şunu kastettim. Kimi kastettim? Abdülhamit'i hal edenleri e, işte onu şeyden indirip padişahlıktan indirip sürenleri. Ya bir kere Abdülhamit'in hal kararını veren e, yani Talat Paşa'yla Enver bitirip. Paşa. Onlara mı söylüyorsun? Enver Paşa'ya mı söylüyorsun? Enver Paşa'ya mı söylüyorsun? Bak Enver Paşa'yı ben hani Başa tarihte hatalı bulurum. Maceracı bulurum. Ee, Osmanlı'yı savaşta sürüklediğini düşünürüm. Fakat ya Talat Paşa'daki yüreğin sende binde biri var mı kardeşim? Sen sıkıyı görüp soruşturmayı görüp Almanya kaçan adamsın Talat Paşa dediğin adam yalın kılıçla e, Orta Asya steplerinde dövüşerek öldü kardeşim. Sen onun sen ona hakaretçi adam mısın ya? Bak bütün eleştirilerime rağmen sen ya bu kimsin arada ki? o fotoğraf nedir öyle ya? İsmail. Bu kalpaklar vesaire. ortadaki fotoğraf Şimdi, ne bu? Bu onların yo, yo, kalpaklar. Yok elleri ellerine elle, elle 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 bir baksana. Göze ha öyle Birliktelik evet. Şimdi Hayır, sürekli LGBT'yi eleştiriyorlar da bu bu ne böyle yani? Şimdi. Allah Allah. Şimdi <laughs> e, Ayıp e, ya. İkincisi e, ikincisi ya soruyorlar <laughs> sorduklarında da diyor ki ben diyor Abdülhamit halledenleri sürenleri kastettim. Abdülhamit sürülmedi. Abdülhamit şey olunca elinden tutarsın ya. Abdülhamit Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı'ndan Selanik'e gitti. Yani Selanik sürgün yeri değil. Orası kendi memleketimiz o tarihte. Her şeyden sonra ya niye kıvırıyorsun kardeşim? Delikanlı olsana. Bak ahir ömür. Şurada kalmış 5 sene 10 sene yaşayacaksın. Ya bir laf demişsin. Değil mi? Hakaret etmişsin. Ya seninle aynı gün. Bak görüşlerine katılmıyorum. Söylediği sözü de benimsemiyorum. Çok yanlış buluyorum. Ya Feyza Altun. Avukat Feyza Altun. Olabildiğince bence hata yani kabul edilemez bir söz sarf etmiş. E, kardeşim o bile bak o bile cezaevine gireceğini herkesin onun cezaevine gireceğini düşündüğü anda sözümün arkasında durdu. Girdi durdu, çıktı durdu. Kardeşim sen niye durmuyorsun? Dursana sözümün arkasında. Ee, evet bunu dedim desene. Niye hemen zoru görünce e, bak, alayım, hemen maçayı görünce Ayıp değil mi? Bak, hemen zoru görünce kıvırmalar. O, Onu ülkenin... kastetmedim. Emanuel Karasu'yu kastettim. Onu da... ya kıvırma. Delikanlı ol. Kalmış 5-10 sene ömrün. Ne olacak yani? Yat yatarsın şurada bir hafta on gün. En çok onu da zaten yapamazlar sana. Bak onu da zaten yapamazlar. Yani herkes biliyor ki bu savcılar harekete geçmeye korktular. O oh, bunlar, bunlar Cumhuriyet Savcısı değil. Mı? bunlar Cumhuriyet Savcısı falan değil. Bunlar Cumhuriyet Savcısı. Bunlar Cumhuriyet savcısı sıfatını terk etsinler. Orada gülüyorlar. Atatürk'e söven adama işlem yapamıyorlar. Herkes biliyor bunu. Niçin? Çünkü arka bir başkası olsa alıyorlar. Bunu alamıyorlar. Şevki'yi alamıyorlar. Niçin? Çünkü bak ben yazdım Atatürk'ü koruma kanunu var koruyamıyorlar Şevki'yi koruma kanunu yok dokunamıyorlar kardeşim. Çünkü Şevki Yılmaz'ın oğlu milletvekili damadı e, e, şeyde yerel yönetici Şevki Yılmaz'ın arkasında AK Parti var diye dokunamıyorlar. Şevki Yılmaz'a ilişemiyorlar Şevki buna rağmen bak kendisine dokunulmayacağını bildiği halde Şevki Yılmaz korkusundan Atatürk'ü kastetmedim. Emanuel Karasik kastettim diyor korkusundan kardeşim dik durun kıvırıp durmayın demek ki Atatürk'e hakaret dik durun. Hayır biz canım öyle o anında söylemiyorum ya. Yani de çok olmadık bir şey söylüyorsun. Hayır diyorum. Eğer tamam, biliyorum e, sözünün hani arkası... olacak bir hakaret değil ya o ya yani. Ya değil onu kastetmiyorum kardeşim. Ben öyle bir hayır, der miyim ya? Yani? yani, zaten münasebet. suç bile yani hayır, cezasını biliyorum. bile çekmiyorsun. Hayır onu kastetmiyorum. Derdim o mu? Kardeşim diyorum ki siz Zor yani görüşlerinizin bir de arkasında duramıyorsunuz. Onu savunamıyorsunuz. Hem hakaret ediyorsunuz. Hakaretin eğer ufacık bir yaptırımı Ya boşver İsmail ha, ya. Bu hakaretin kadar hakaretin Yok ufacık bir yaptırımı. derdim anlamıyor. Yanlış anlaştık. Hakaretin ufacık bir yaptırımı. Söz konusu olduğunda e, hemen efendim onu kastetmedim, bunu kastetmedim diyerek e, yani toplumun gözünün içine bakarak yalan söylüyorsunuz. Bu cesaret işe sözlerine yazık ya. Yakışmışlar işte o fotoğrafı tekrar verin arkadaşlar ya şu el ele fotoğraflarını tekrar verin. Birbirlerine çok yakışmışlar. İki tane marjinal işte el ele de tutuşmuşlar güzel güzel. Yani bırakın takılsınlar ya. İşte bunlar böyle bu, bu, normal mi bu Allah aşkına? Şu, şu el ele tutuşma biçimi normal mi yani? Bir bak yakışmışlar birbirlerine de bırakın. Yani bunları ciddiye almaya değmez. Bunlar, bunların hepsi dikkat çekmeye çalışan marjinal şey tipler yani. Şimdi de bu, bu el ele güzel fotoğraflarıyla analım kendilerini. Ee, belki daha da yakınlaşırlar Ben az önce sarf derde. ederken özür dilerim. Konuşurken, konuşurken, <laughs> konuşurken e, özür dilerim abi. Konuşurken e, Enver Paşa ile Talat Paşa'nın ismini mi yanlış söyledim bilmiyorum. Hızlı konuşurken ak ak Yo. atlamış olabilirim. Hayır, hayır. Yani kastım Orta Asya steplerinde hayatını kaybeden Enver Paşa'ydı. Yani, Talat Paşa dedin evet. E, Talat Paşa mı dedim Enver özür dilerim. Paşa. Sen konuşurken, Talat Paşa dedin galiba. Hızlı konuşurken yanlış ifade etmiş olabilirim. Düzelteyim. Evet, evet. Talat Paşa Berlin'de öldürüldü. Emrah Paşa bu, Orta Asya'da. Bunlar bu kadar derin adamlar değil. Bunlar bu konuları bu kadar çok şey yapmazlar. Onların derdi işte etraflarına bir küçük çaplı bir cemaat toplayalım. Onları şey cezbelendirelim. İşte şey yapalım. Böyle kendilerinden geçmelerini sağlayalım. Yani hiç gerçekten dikkat Burada ben standarda itirazım var. Yani sen Şevki Yılmaz'a dokunamıyorsun. Ya Cumhuriyet tamam. Savcısı. Şevki Yılmaz'a dokunamıyorsun. Niçin? Niçin dokunamıyorsun? Soruşturmaya, soruşturma açacak bir bahis yok mu ortada? Var. Ya anlıyorum seni, haklısın. Çok, çok temel bir sebebi var. Şevki Yılmaz'ın yüz... oğlu milletvekili kardeşim. Şevki Yılmaz'ın damadı bürokrat, sırtını AK Parti'ye vermiş bir adam. De ya sancı değil Tayyip Erdoğan ya, da koruyor kendisini. Kızarım. Ya ben tanımam yani neyse cezası kestin derim. Ama sen Atatürk ya, ya boş verin, Türkiye'deki ya, Atatürk, Atatürk sevgisini <laughs> bakın. Bir şey diyeceğim. Biz Türkiye'deki Atatürk sevgisini... Cumhuriyet sevgisini 29 Ekim'de 10 Kasım'da 2023 yılında gördük. Yani bu, bu, bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur ki öldükten bu kadar yıl sonra da kendi halkını yani bu kadar kendine bağlı tutan bir bir siyasi bir lider olsun. Yani bu, bu bunun bunlar faso fıso ya gerçekten faso fıso bunlar. Süremiz de bitmiş bari. Bunlar bu arada. fantezi kendilerine fantazi yapıyorlar. Biz bunları bence bu fotoğraflarıyla analım. Sürekli bu fotoğraf kalsın hafızamızda. Böyle parmaklarını birbirine sımsıkı sarılmışlar. Liseli aşıklar gibi. Bu, bu fotoğrafla hafızamızda kalsınlar sempatik iki figür olarak. Ne tartışıyoruz ya kim ki bunlar Allah aşkına yani.